Evet, kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz diye soralım. Türkiye'nin gündemi, dünyanın gündemiyle ilgili bir açılış yapacağım size. Bu açılış yaparken Türkiye'de neler olacak? İlk önce Türkiye'de neler olacak derken, Türkiye'nin belli bölgelerinde yıl sonuna kadar depremler devam edecek. İlk önce bunu açalım. Dolar Mayıs ayında 6.500'ü görecek ve yıl sonunda 7'ye kadar gelecek. Bunu da bilelim. Kanal İstanbul %100 yapılacak. Çinlerle ortaklı sistemde yapılacak ve herkesin ağzı açık kalacak. O yüzden hani ne zarar getirecek, ne artı getirecek artık bunu yapanlar düşünsün ama bizim doğal kaynaklarımız, su, yeraltı dünyamız böyle bir sarsılacak. Artık musluktan tuzlu su mu içeriz, ne içeriz Allah kerim ama Kanal İstanbul yapılacak. Mayıs ayına kadar ciddi ekonomik kriz ve Türkiye'nin çok ileri gelen tarih insanları ve geçmişten bugüne gelen bildiğimiz birçok altı grup kaldı. Onlarda çok ciddi bir batı çevresi ve maddi krizler ve iş çıkartılma ve birçok şey sansasyon yaratacak ekonomi anlamında. Yeni gelen insanları tanımıyoruz, zenginlerimiz, ama onları da çok fazla sallayacak bir yıl yaşayacağız. Çünkü ekonomi çok zorlaştıkça insanlar çıkartılacak ve Suriyeli işçiler ve sonrasından gelen daha ucuz işçiler çalıştıracakları için Türkiye Cumhuriyeti, Türk vatandaşları biraz daha zor dönemleri bekliyor. Hatta ciddi anlamda paranız varsa lütfen paranızı gereksiz yerlere harcamayın. Çünkü 2 yıl bu savaşın içerisinde olacağız. Yani ekonomi savaşının içinde 2 yıl olacağız. 2022'ye kadar sabırlı olmamız gerekiyor. AK Parti kendi yönetim içerisinde, Sayın AK Parti Genel Başkanı ciddi anlamda yaşadığı, yönettiği insanlar arasında çok ciddi kaoslar ve onların ona yarattığı zararların farkına varmadan varması gerekiyor. Yoksa çok ciddi kaoslar yaratacak ve zarar alacak. Bu şu anki yönettiği ülke için de geçerli olacak. Çünkü sırtını dönen, kendilerine yeni yeni partiler kuran yeni insanlar ona karşı gelmeye çalışacak. Ve bunun zorluğu ve bu ruhsal ve sağlık anlamında da çok büyük bir çöküntü yaşayacak ama bu demek değildir ki sağlık operasyonu geçirmek de olabilir ama ben büyük bir operasyon geçireceğini söyleyeyim. Bu onun kaosu, Türkiye'nin de kaosu. Çünkü gerçekten Türkiye ile çok fazla insanlar uğraştığı için neden uğraşıyor? Akdeniz ve Karadeniz alanını kendi alanlarına geçirmek için uğraştığı için Sayın Cumhurbaşkanımızı Tayyip Erdoğan'ı bu konuda çok büyük bir kaos bekliyor. Ve bu da AK Parti'nin çökmesine sebep getirebilir. O yüzden ciddi sorunlar yaşanacak, yaşanmayacak demiyorum. Erken seçim 2020'de tarih belirlenecek ve yeni bir kadın, hani koalisyon sisteminde bir kadın demiyorum ama bir kadın başkan gelecek dedim bile. Genç biri, bildiğimiz biri olacak. Ben şöyle diyorum, genelde canlı yayınlarımda da daha önceki söyledi, Sümeyye Erdoğan hazırlanıyor bu genç başkanlık sisteminde. Ama yepyeni bir isim de çıkabilir. AK Parti'den genç bir başkan da çıkabilir diyorum. Yani bu demektir ki yenilenen Türkiye'nin yeni yüzlerine ihtiyaç göstergesi için yine yenileri gelecek diyebilirim. Kesinlikle tarımla ilgilenmemiz gerekiyor. Tarım ülkemizin artık her şeyi farklı bir yerden üretiyoruz ve bu tarım konusunu yakın dönemde 2020 bitmeden bu çözümlenecek ve ülkemizde tarımımızı tekrar hayata geçirteceğiz. Doğu blok ülkelerinde savaş, yani iç savaş kasıp kavuracak. Yani İran, Irak, Suriye, Libya çok ciddi anlamda ve askerlerimiz orada görevlerine devam edecek. Olmadık olaylarla hat safhada sarsılacağız. Ama Türkiye'nin büyük şehirlerine çok ciddi zararlar gelmese de ekonomi çok ciddi zarar geleceği için yani iç savaş, ekonomi anlamında da iç savaş olacak. O yüzden Doğu bloklarda askerlerimiz ve aynı şekilde Azerbaycan'da Suriye gibi nasibini alacak. Bu da yeraltı zenginliklerinden kaynaklanan nasibini alacak. Yani çok ciddi sıkıntılar güne ve 2020'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili de çok büyük zorlamalar yaşanacak. Ekonomi anlamında da ve oranın siyasetinde de çok köklü değişimlere sebep olması gerekiyor diyorum. Erken seçimi söylemiştim. Belli belediyelerde kanyum atanmaları devam edecek 2020 itibariyle. Maşallah her şey kötü söylüyorum. Allah yardımcımız olsun diyorum. CHP kökten bir değişim, yeni başkan gelme ihtimali çok yüksek. Çünkü güçlü ve dinamik bir çizgiye girmek istiyorlar. Bu sene kendilerini bir şekilde göstermek istiyorlar. İyi Parti de kendinde çok büyük yenilik ve AK Parti'den bazı kişiler İyi Parti'ye kayma gibi, MHP'den bazı kişiler İyi
partiye kayma gibi durumlar söz konusu olacak. Af çıkacak, genel bir af çıkacak. Vergi affı, cezaevindeki insanların evrelerinde af çıkacak. Demirtaş da çıkacak. HDP bu konuda mutlu olması gerekiyor. Türkiye'ye yeni bir siyasi açılımı dönüş yapacak Uzan. Ve Tayyip Erdoğan da bunu destekleyecek Sayın Başkanımız. O yüzden yeni parti açılımı gerçekleştirecek Uzan. Doğu'da iş savaş devam edecek. Karışıklık, işsizlik, çok ciddi krizler yaşayacak. Siyasette çok büyük şeyler değişmiş olacak diyoruz. Altın çok güzel bir noktaya erişecek. Biliyorsunuz ki Türkiye'de Akdeniz ve Karadeniz Türkiye'nin göbek ve temel taşı. Ve bunu da doğuya da alıyorum. Ama bizim bu krizleri ve bu dünyanın bizim üzerimizdeki nedeni yeraltı zenginliklerimiz için çok ciddi oyunlar oynanacak ama Cenab-ı Allah yukarıda bizi koruyan bir güç olduğuna inanıyorum. Ve ülkemiz gerçekten 2022'den sonra tap olacak ve çok büyük başarı sağlayacağına inanıyorum. Evet, Almanya'da neler olacak diyorsanız, Almanya Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyor ve artık Euro onları tatmin etmiyor ve geçmiş para birimlerine dönmek istiyorlar. O yüzden ekonomik krizleri ve ciddi teknoloji ve endüstriyel kayıplar yaşayacak ve Rusya onlar için çok büyük bir kriz yaratacak ve bu krizde Almanya maddi olarak çok büyük bir yara. Ve otomobil sektöründe de farklı noktalara kayma söz konusu olacak. O yüzden Almanya bu yıl ne etliye sütlüye karışmıyorum derken birden Rusya onun etlisine karışacağı için bir an ben ciyak ciyak bağıracağını görüyorum. Ve Almanya artık bir ses getirme. Almanya biliyorsunuz ki dünyada hiçbir noktaya karışmaz. Ölsün, gitsin, gelsin. Ama onlar endüstriyel ve otomobil sektöründen kaynaklanan ve Rusya'nın ona yapacağı bir zorlama yüzünden çok ciddi olaylar gündeme gelecek. Ve marka geçiş yapacaklar ve Avrupa Birliği'nden gerçekten çıkmak istiyorlar. Onlar 2022'den sonra çıkma ihtimalleri yüksek. Rusya Akdeniz'le ilgili sıkıntıları siyasi gündem olacak. Ama ilişkilerimiz yine devam edecek. Fakat Putin halkı kızgın bazı konularda ve Gezi olayları gibi gündeme gelecek oluşumlar yaşayacak. Biliyorsunuz ki Rusya ve Almanya kendi aralarında bir anlaşma yaptılar. Bu da Çin'le ilgili. Yani Rusya, Amerika ve Çin, Rusya, Amerika, Japonya Çin'i yok etmek için ve güçlenmesine engel olmak için bir anlaşma yaptılar ama Çin'e hiçbir şey olmaz. Ben Çinciyim kardeşim. Çin işi, Japon işi demiyorum. Kendi olayları kendi ellerinde patlayacak. O yüzden Gezi olayları gibi ve Putin artık halk istemiyor. Ama Putin yine alanında devam edeceğini söyleyebilirim. Fransa terör siyasesi olarak çok ön planda bir yıl yaşayacak. Bunu ihmal etmeyelim. Amerika ile ilgili bir gizli anlaşma var. Bu da neden? Amerika ile alakalı gizli bir anlaşma yaptı ama Amerika bu olaydan geri çekim yaşayacağı için Amerika ile gereksiz olaylarda gerilme. Para konusunda Fransa zaten kriz olarak ön planda ama biliyorsunuz ki Fransa'da da bize ait altınlar var. Şu an onlar kendi liderliğinde devam etseler de doğal afetler onların hayatında gündem olacak. Yani motor kazaları, uçak kazaları, tren kazaları, yani bir sürü kazalar, doğal afetler, yani kendi kendine oluşacak oluşumlar ve terör çok ön planda olacak diyorum. İngiltere kraliçenin sağlık problemleri, akıl sağlığı problemlerinden dolayı kraliçeliğini devretmek istiyor ve artık o gücü yaşamak istiyor. Genç veliaht geliyor. Yani torunlardan biri geliyor. Kendi iki evladında skandal, seks, o tarz tacizler, vacizler, bir sürü skandal olduğu için halk genç bir lideri tercih ediyor. Fakat İngiltere'nin gerçekten halka altınlarını açtı mı? Bizim de altınlarımız var önünde. Artık elini vicdanına koy. İngiltere bizim çaldığımız ve götürülen altınları geri verirseniz Türkiye ekonomisini güçlendirebiliriz. Şöyle söylüyorum İngiltere için. Evet, Avrupa Birliği'nden kesinlikle çıkmak istiyorsunuz ama ben şuna inanmıyorum. Artık Avrupa Birliği denilen bir sistem kalmadı. Sadece yasalar geçiyor olabilir ama çok ekonomi darlaştığı için ve sistem darlaştığı için herkes Avrupa Birliği'nden çıkmak isteyecek ve kendi özgürlüğünü, kendi alanını geliştirmek istiyor. Evet, genç bir kral skandallarla sarsılacak. Şöyle söyleyeyim, belki kraliçe artık dünyaya veda edecek 2020'de. Dünyaya veda ederken
ve şöyle söyleyeyim, torunlar arasında, kardeşler arasında da mal kavgaları çok ön planda olacak. Ve birinin boşanmasıyla 2020'da ses getirecek torunlardan biri artık o eziyetten kurtulmuş olacak. Kraliyete geçen evliliğine devam edecek. Diğeri skandal, eşinin aldatmasından kaynaklanan sorunlarla gündeme gelecek diyorum. Trump, deli Trump'ımız. Yani Türkiye'nin kendine göre turpu. Bizim Türkler turp diyor ya. Sayın Trump'ın seçimleri tekrar kazanacağını başta söyleyelim. Tekrar gelecek ama Yahudi ya da kendi bildiği lobilerden çok büyük destekle gelecek. Şu an bir geçici görevinden alınma gibi bir söz konusu olabilir ama tekrar geri iade edilecek. Çünkü daha Trump'ın şu anlamda lobilerin onunla ilgili görevleri bitmediği için şu an o tekrar bir sisteme ses getirecek. Ama onlarda da büyük şirketler Çin'e kaydığı için ve Çin'le ilgili kendi aralarındaki gücü yok etmek istiyorlar. Bunu da şöyle söyleyeceğim. Nasıl söyleyeyim? Japonya ve Amerika Çin'e karşı çok büyük stratejiler yaratacak ve büyük kaoslar yaratacak ama Çin'in yani teknoloji gücüne, çok insanların ereceğine inanmıyorum. Ne kadar Kuzey Kore'yi, King Kong muydu onun ismi? Ne kadar bizim yerden bitme idam ederken kesiyor ya herkesi böyle de mutlu mutlu. O sadece geçici bir görev. Aslında Çin'e gözdağı vermek isteyecekler ama Çin'in gözdağıyla ihtiyacı yok. Çin Türkiye ile yapacağı büyük projelerle büyük denge sağlayacak. O yüzden istedikleri kadar birilerine göstersinler, bir sıkıntı yok. Şöyle söyleyeceğim, para sahibi, Amerika'nın para sahibi olan ailelerinde büyük skandallar, büyük tacizler ve sapkın ilişkiler gündeme gelecek ve bayağı bir kaoslar, fırtınalı seks partileri haberleri gündeme gelecek. O yüzden ve bağımlılıklarla ilgili sansasyon yaratılacak. O yüzden Amerika bence kendi içinde ekonomisini her geçen gün kaybediyor. Evet, doğal afetler ön planda. Fakat Trump'ın gerçekten tarımla ilgili büyük bir projesi var. Eğer bunu gerçekleştirirse ekonomisini çok güçlendirme sistemi var. Bunu da yapacağına inanıyorum. Ne demişim? Trump için gün sayılı, hani Trump için insanlar gitmesi için gün sayıyor ama Trump'ın yeri sağlam, boşuna gün saymayın. Yapabilecekleri tehlikeler neler olabilir? Irkçılık, insan ayrımları, insanlara değer ve para çok zorlanacak Amerika'da. Hani ekmek almak gerçekten çok güç olacak. Amerika halkı açlıkla sınanma ama tarımı dengelerse açlık sınavı da geride kalacak. Evet, daha çok yapay zeka ile ilgili süreçlerle ilgili sorular sorulmuş. Yapay zeka Rusya ve Çin'in ciddi çalışmalarıyla ortaya çıkacak. Dijital devrim ilk ciddi adımlarını yıl sonuna kadar atacak. Yani benim beynimden ne düşünüyorsanız ya da işte televizyonun sizinle konuşmasını ve sesle artık uykun geldi yatağa git diyorsanız bu sistemler gerçekleşecek. Tabii ki birçok hayatımızdaki bu demektir ki artık bizim insanlarımızın ekmek kazanması zor olacak. Ben yaratacağım robotları, bilgisayarlar kendi kendine, makineler kendi kendine hareket salacak ve insanlara ekmek kapıları komple kapanacak. Size yapay zekaya sevinen insanlara şöyle söylüyorum, tabii ki olmalı, teknoloji yürümeli ama insanlığın da devam etmesi için, insanlık yok oluyor yapay zekayla, insanlar mutlu oluyor ama yani çocuklarınızı teknolojik alanlarda okutun. Nasıl olsa yarın bir gün ben evlenirsem yapay sevgili yaparak evleniriz. Çocuklarımız yapay aşkları. yapay gideriz. Yani dünyanın her noktasında bu yıl çok ciddi kayıplar, doğal felaketler, depremler, tsunamiler hat safhada olacak dünya genelinde. Özellikle Amerika nasibini, Japonya nasibini, birçok Tokyo nasibini alacak ama ölümlerle ilgili bence ne patlaması oluyordu? Yanardağ patlamasıyla sarsılacak bu yıl dünya. O yüzden hiç beklenmedik bir patlama gerçekleşecek ve yer yerinden sarsılacak. Küresel ısınma dünyada çok ciddi bir sorun. Doğal felaketlerin, doğal defterlerin, bize Tanrı'nın verdiği doğal afetlerin sonucu küresel ısınmaya
çözüm bulamadığımız sürece belli bir sürede yeni virüsler üretilecek ve başladı biliyorsunuz. İnsan vücudunda tedavi olur. İlaç sektörüne kanserleri yine insanlar yaratıyor. İlaç sektörüne yeni pahalanacak. Çünkü garip salgınlar, virüsler ve insan bedeninde tedavi edemeyeceğiniz ve ilaç alamayacağımız virüsler salgınlanacak bu sene. Yani gripten niye kurtulamıyorsunuz ve ilaçlar niye fayda etmiyor diyorsanız atılan tohumlarımızı, atılan ilaçlarımızı, atılan her şey artık bir virüs. O yüzden yapabiliyorsanız saksınızda, domatesinizde, köydeki tohumunuzla yemeğinizi yiyin. Yoksa sağlık insanın ömrü. Niye yapay zekalar insanları yok edip yapay zekayla devam edecek? Az gruplar oluşturacaklar. Kendi gruplarını yarışatacaklar. Yeni doğmuş herkesi yok etmek istiyorlar. Bu nereye kadar gider bilmiyorum ama çok iyi gözükmüyor. Evet, ne dedik? Türkiye'de 2020'de güzel olayların olacağını çok fazla söylemedim ama 2022 sonrası dünya ikincisi olacağız. Ve ne istiyorsak gerçekleşecek. Yani hedefler, çocuklarınıza çok iyi eğitim verin. Teknolojiyi öğretin. Ahlakı ve düzeni, vicdanı ve sevgiyi öğretin. Gelecek nesillere vicdanı yoksun insanlar çıkartmak gerçekten kötü. Şöyle söyleyeceğim. Doğu Kürdistan ayakta bu sene. Özellikle çok karışacak, çok kanlı bir yıl. Ama inşallah çok insanın ailesinin canının yanmasını istiyoruz. Sevgi ve mutlulukla kalın. İnşallah her şey gönlünüzce. Altın, dolar yatırımı yapabilirsiniz. Mutlu kalın, dolarlarınızla yaşayın.